Bundan bir hafta 10 gün önce İzmir'e gitmeye karar verdik. Biz ailece İzmir'e gitmeye karar verdik ve İzmir'e gitme sebebimiz çocuklarımızın okuluyla alakalıydı. Aslında şöyle anlatayım. Biz ilk başta okulsuz bir aileyiz. Ama İzmir'de çocuklarımızın öğrenim aşkına ve merak aşkına uygun bir okul bulduk. Böylece oraya gitme kararı verdik. Bursa başvurduk ekonomik imkanlardan dolayı. Bu sırada da çalıştığım şirket Suadiye'de çok güzel bir mağaza açtı. Ve ben oraya biraz böyle hallendim. Açıkçası benim için iyi bir deneyim olacağını düşünüyordum. O sırada arada kaldım. Şimdi böyle bir deneyim var. Hayatımda dört katlı bir mağaza var. Oraya geçebilir miyim? Bir anda çocuklarımın tahsili var, şehir değiştirmek var. Bunların ikisinin arasında gidip gelirken tabii ki de çocuklarımın geleceği ve kendi geleceğime karar verdim. Böyle olunca başvurularda bulundum. Bursa başvurduk. Ondan sonra orada iş imkanları aramaya başladım. Şirketimle birlikte gidecektim oraya. Şirketim de iptal etti. Bütün mağazalarını bayiye verdi ve bir anda bütün imkanlar yok olmaya başladı. Ama biz kendimiz diretmeye devam ettik. Yani biz oraya gideceğiz. Biz buna karar verdik. Böyle bir kararımız var dedik ailece. Ondan sonra imkanlar el vermemeye başladı. Ben gene Suadiye ile ilgili hayaller kurmaya başladım. Böyle çok arada gidip geldiğim bir hikayeydi benim için. Aslında baktığımızda benim kendi hayatımda kısmet olumlu ve olumsuz olarak düşündüğüm iki kulvara ayrılıyor. Bu kulvarlardan biri olumlu olduğu zaman kendi bileğimin hakkıyla hallettim. Olumsuz olduğunda kısmet değilmiş diye tonladığım bir hikaye benim için. Böyle bakınca biraz hikayem ilerledikçe ya kısmet değilmiş herhalde gidemiyoruz diye tonlamaya başladım. Ondan sonra burs sonucu çıktı. Bu kadar hazırlık, gitmeye hallenme, işte her şey İzmir üzerine kuruldu falan. Burs düşük çıktı ve bizim gidemeyeceğimiz ortaya çıktı. Böyle olunca ben Suadiye'yi de elden kaçırdım diye düşünüyorum. Sonra biraz böyle zaman geçtikten sonra biraz daha dinginleştim. Farkındalığımla biraz daha hikayeye güzel bir gözle, daha nasıl söyleyeyim, yalın bir gözle bakmak istedim. Böyle bakınca farklılıkları görmeye başladım. Aslında benim kısmet diye nitelendirdiğim şey, kısmet değilmiş diye nitelendirdiğim şey şöyle de tonlanabilirmiş. Çünkü biz üç çocukla, ikisi etekte, biri kanguruda, İzmir'e gitmek, ondan sonra hayatı tamamen değiştirmek. Bunlar büyük maceralar aslında. Yani biz kendi nasıl söyleyeyim düşüncemizle hadi İzmir'e gidiyoruz kararı verdik ve buna koşa koşa gitmeye karar verdik. Ama bizim önümüze engeller çıktı. Biz bu engelleri görmezden geldik. Ama sonunda gitmememiz gerektiğini bize okuldan çıkan burs söyledi. Böyle olunca tekrar dönüp baktığımda gene başa dönüyorum. Aslında gitmememiz bizim için daha iyi. Çünkü üç çocukla bir hayat değiştirmek çok kolay değil. Aynı zamanda gittim Suadiye'deki mağazadaki yeni müdürle görüştüm. O da çok mutlu yerinden. Ben de kendi mağazamda çok mutluyum aslında. Bir senedir çalışıyorum orada, İstinye Park'ta. Bir senedir orada mağazacılıkta zordur personel tutmak. Sürekli değişir. Biz bir senedir orada sürekli personeller edindik. Orada turnover'ı durdurduk. Çok güzel bir aile oluşturduk. Bu da güzel, süper. Bildiğim düzende aslında kendi konfor alanımda kalıyorum. Bu da güzel. Ben niye üzüldüm? Ben İzmir'e gidemedim diye niye üzüldüm? Aslında kısmet değilmiş. Ya kısmet değilmiş diye tonladığım şeyleri şimdilerde yani şu birkaç günde kısmet böyleymiş diye tonlamaya başladım. Ve aslında başımıza gelen şeyleri aldığımızda olumlu olumsuz biz kendi içsel duygumuzla
notluyormuşuz, kodluyormuşuz gibi geldi bana. Burada kaldığım için mutluyum. Burası benim için çok kısa böyle bir hemen Meriç abi kızmazsa bir şey daha ekleyeceğim. Aylar önce Facebook'ta gördüm bu mecrada veya başka yerlerde. Anlat hikayeni programını. Ya ben buraya çıkabilir miyim acaba diye düşündüm. Aradan birkaç ay geçti ve bugün buradayım. Bu beni çok mutlu etti. Kısmet böyleymiş. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.